Dünya onun ifans haberleriyle çalkalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekşi sözlükte çok konuşulan bir haber Türkiye'yi karıştırmıştı. Neslihan Güneş isimli bir OnlyFans kullanıcısı siteden aylık 7000 dolarlık ödeme aldığını söylemişti. Birçok büyük şirketin CEO'sundan daha fazla kazanç sağlayan Neslihan Güneş bu açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Dünyada çok büyük bir pazar payına sahip olan OnlyFans içeriğiyle tepki çekmeye devam ediyor. Gençleri sömürme üzerine kurulduğu ifade edilen sitenin kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Site sadece Türkiye'de değil, dünyada da tepkilerin odağında yer alıyor. YouTube, Twitch ve TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla tanınan Corinna Koff da OnlyFans'tan kazandığı parayı açıkladı. Dünyaca ünlü internet fenomeni 9 ayda 10 bin dolar kazandığını gösterdi. Farklı ülkelerde tepki çeken sitenin yasaklanması da gündemde. Gençlerin bu tür içeriklerden korunması gerektiğini ifade eden internet kullanıcıları OnlyFans yasaklansın kampanyalarına destek veriyor. İşin ahlaki boyutunun yanında maddi kayıplar yaşayan aileler de büyük bir dramın eşiğine geliyor. Ailesinin kredi kartını kullanıp sisteme girerek ödeme yapan gençler büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Hem kullanıcılar hem de içerik sunanlar açısından açık tehlikeler barındıran sistemin ne kadar uzun soluklu olacağı bilinmiyor.